protein tozları, multivitamin destekleri gibi bir takım destekler günümüzde çok yaygınlaşmakta ve çok tüketimi yapılmakta. Proteinin yıkımı sonucunda ortaya çıkan üre, ürik asit gibi maddelerin de oluşmasına neden olabiliyor. Böbreklerimiz oldukça vücudumuzun önemli organlarından biridir. Böbrek yetersizliğe girdiği anda pek çok zehirli madde kanda birikmeye başlar ve bunun sonucunda diyalize, böbrek nakline kadar giden uzun süreli bir süreç başlar. Böbrek kandaki zehirli maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmak, aldığımız sıvının fazlasını vücuttan atmak, D vitamininin aktifleşmesi ve benzeri hormonların yapımında da önemli yeri olan bir organımızdır. Protein tozları ya da multivitamin destekleri gibi bir takım destekler günümüzde çok yaygınlaşmakta ve çok tüketimi yapılmakta. Günde 1,5 saatin üzerinde spor yapan, ağır egzersiz yapan kişilerde gerçekten vücudun protein ihtiyacı bir miktar artmakta. O protein tabletlerinden ya da multivitamin destekleyici preparatlardan alacağımız destek maddelerini biz gıdalarımızdan zaten elde edebiliriz. Peynirin yapımı sırasında elde edilen peynir suyundan ve buna çeşitli ilaveler yapılarak hazırlanmış maddeler. İyi bir diyetisyen desteğinde egzersizin şiddetine göre ayarlandığında ekstra protein tableti ya da vitamin desteğine hiç gerek yoktur. Protein amino asitler denen bir takım zincirli halkalardan oluşan bir gıda ve 1 gramlık protein bize 4 kalori sağlıyor. 4 kalori sağlarken vücudumuzun hücrelerinin düzenlenmesinde, kas kitlesinin artmasında bir takım faydaları var. Bunu biz dışarıdan vücudumuzun gereksiniminden fazla alırsak, proteinin yıkımı sonucunda ortaya çıkan üre, ürik asit gibi vücudumuzda zararlı olabilecek bir takım maddelerin de oluşmasına neden olabiliyor. Proteinin fazla alınması, böbrek fonksiyonlarında direkt bir hasarlanma belirtisi oluşturmamakla birlikte çok da gerekli olmadığını düşündüğüm tamamen ticari ilaçlar, destekleyici ürünler olduğunu düşünüyorum. Egzersiz sonrası yapılan çalışmalarda kan basıncı sporla birlikte, egzersizle birlikte tıpkı efor testi dediğimiz bir takım testler var. Onlar yapılırken kan basıncı yükselmeye başlıyor. Böbreklerde demin nefron dediniz. Nefron böbreğin en küçük yapı taşlarından biri. Her bir böbrekte birer milyon adet var. Nasıl inşaattaki inşaatı sağlam tutan tuğlalarsa böbreği de sağlam tutan, böbreğin fonksiyonlarının iyi yapılmasını sağlayan nefronlar. Bir takım hemodinamik değişikliklere yol açabiliyor ağır egzersiz. Onun sonucunda ilave olarak bir de çok sporcu terler, su kaybederse bir miktar su kaybına bağlı olarak da böbreklere gelen sıvı miktarında azalmalar olacağından bu şahıslarda sağlıklı bireylerde gördüğümüz idrarın renginin koyulaşması şeklinde ifade edilen veriler ortaya çıkabilir. Onun için egzersiz yaparken mutlaka kaybettiğimiz sıvı miktarı kadar sıvıyı egzersizden önce 400-500 mililitre ilave sıvı almamız, egzersiz sırasında da sıvı almamız o idrar koyulaşmasını önleyecektir. Uzun süreli idrar koyulaşması tabii böbrekte de bir takım hasarlanmalara yol açabilir. İki böbrek var. Birinde 1 milyon, birinde 1 milyon nefron dedik. Böbreğin yapı taşları. Vücudun fonksiyonlarını görürken burada bir böbrek olmadığında öbür böbrek öbür 1 milyonun fonksiyonlarını da üstlenmeye çalışacak ve fazla yük altında kalacaktır. Tek böbrekli hastalarımız ağır egzersizlerden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Biz zaten böbrek yetmezlikli hastalarda, kalp hastalarında, şeker hastalarında egzersizin önemini sürekli vurguluyoruz. Haftada 3 kezden az olmamak kaydıyla 50 dakika civarında ve saatte 5,5 ila 6,5 kilometrelik hıza oluşabilecek yapılan egzersizlerin hasta yaşamını uzattığına dair pek çok çalışmalar var. Böbrek hastalarımızda da diyet desteğiyle beraber bu çalışmaları, bu tür egzersizleri öneriyoruz. Kas kitlesinin artması, yağın vücuttaki yağ oranının düşmesi hem kardiyovasküler riskleri hem böbrek hastalığı riskini yavaşlatacak.